Biliyorsun Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı çıktı. Taksi pozisyonunda görüntülendi milli muharip uçak. Hürjet'te havalandı. Hürjet tamamen Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip oluşturulmuş milli muharip uçağa giden aşamanın ikinci aşaması. Birincisi pervaneli Hürkuş, ikincisi Hürjet. Üçüncü adımda da milli muharip uçak yapılıyor biliyorsun. Bu milli muharip uçak gibi 5. nesil uçakların yapılması son derece uzun seneler isteyen, son derece yüksek mühendislik isteyen hususları ihtiva ediyor. Kaan ismi verilen Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı taksi pozisyonunda seçimin öncesinde tabii ki her iktidarın yapması gerektiği gibi yaptığı bir başarıyı ne yaptı? Millete gösterdi. Taksi pozisyonunda gitmesi son derece kıymetlidir Turgay Güler. Çünkü uçaklar mesela Hürjet'e dediler ki uçtu gördük ama bak tekerlekleri bile dışarıda. Kızılay'a dediler. Neden? 5-10 demir kalasın 5-10 üzerine. demirin üstünde dediler. Neden Hürjet'in tekerlekleri 5 kez 6 kez açık unutuldu? Açık uçtu. Çünkü havacılıkta ben de tabii ki mühendis değilim. Öğreniyorum, soruyorum, röportajlarda ilgili kişiye soruyorum falan. Bunlar insanlı sistemler olduğu için Hürjet içinde pilot var. Sen tekerlekler açık, yani iniş takımları açık. Kapattın, teknik bir arıza oldu, açılmadı. O zaman fırlatmayı çalıştıracaksın, uçağa da gideceksin, denizde bir yere atacaksın gibi. O yüzden dünyada bütün ilk kez denenen sistemler açık iniş takımlarıyla 5 kez, 6 kez. Sonra kapattı. Artık 11. uçuşunu gerçekleştirdi çünkü. Şimdi buradan mülhem Kaan milli muharip uçağı yönelik olarak Fatih Altaylı diyor ki Verelim. Ne diyor? verelim. Ne diyor? Verelim 6 numaralı VTR. Ceza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor. Karada tar 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 gidiyor. Yani motorla mı gidiyor? Tekerleklerine motor koymuşlar. Onunla mı gidiyor? Bilmiyoruz bunu. Milli muharip uçak. Baba tamam milli muharip uçak. Çok güzel. Ben senden daha çok istiyorum olsun. Bu milli muharip uçak meselesi ilk olarak Tek Tek programında Temel Kotit tarafından anlatıldı. Milli muharip uçak olsun da daha uçmuyor bu. Daha yerden tekerlekli ya da 10 santim bile kesmedi. Niye milli muharip uçak insan? Belki 2030'da deneme uçuşuna başlayacak. Belki 2035'te artık her şey iyi giderse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Yarın bu uçaktan sen 150 tane yapacağın zaman motor nerede? Hani motor? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan alıyordum motorları. Ukrayna'daki motor fabrikasını Rusya bombaladı. Kimden alacaksın? Rusya'dan mı? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor. 5. nesil savaş uçağı. Çin 15 senedir bitiremedi daha. Niye yalan söylüyorsun? De ki biz yapmaya çalışıyoruz kardeşim. Uğraşıyoruz. Çok güzel. Uğraşmak şahane bir şey. Bunu gündeme almak, bununla yatıp kalkmak çok iyi bir şey ama yalana gerek yok. Çünkü büyük yalanlar büyük hayal kırıklıkları. Büyük yalanlar büyük pişmanlıklar. İnsanlara hayal kurdurmak iyi bir şeydir ama hayal satmak kötü bir şeydir. Ama beni akıllı insanlar anlıyor, aptallar anlamıyor. Tamam. Şimdi bak. Bir cümle söyleyeyim Son sonra. Cümleye kadar hepsine cevap veririz. Tamam. Son cümleye de cevap veririm. Şimdi cevabı verdim bile. Ekran başındaki izleyenler de duydu cevabı. Daha ben duymadım Turgay. Yani ben verdim cevabı. Sen de duydun. Ben cevabı verdim. Evet. Şimdi bu kişi Fatih Altaylı. Cehaletinden bir şeyler söylüyor diyemeyiz. Çünkü kendisi kötü niyetli. Kötü niyetinden bu saldırıyı yapıyor. Diyeceksin ki Turgay sen niyet nasıl okursun? Yani nereden bu kanaate vardın? Çok basit. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Erdoğan çıkıp deseydi ki Çanakkale'ye köprü yapacağım. Yapmazsa. Üçüncü havalimanı yapacağım. Yapmasa. Hızlı tren yapacağım. Hızlı tren yapmasa. İHA, SİHA bilmem ne yapmasa. İşte Kızıl Elma şu yapmasa. Sonra da bunu söylese. Marmaray o bu yapmasa. Fatih Altaylı çıkıp şu cümleleri. O zaman dersin ki bir dakika haklısın. Evet haklısın. Niye? Oğlum yani diyorsunuz ki Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir milleti diyorsun. Heyecanlandırıyorsunuz. Yok Çanakkale Köprüsü yapacağım. Hani nerede? Yok işte Marmaray Marmaray. yapacağım. Onu da Nerede? Bülent Ecevit Avrasya. yaptı. Nerede abicim? İşte üçüncü köprü İstanbul'a. Ne İstanbul'a şöyle büyük bir havalimanı yapacak mısınız? Nerede abicim? Her seçim öncesi çıkıyorsun. Millete diyorsun ki onu yapacağım, bunu yapacağım.
Bir altta yaptığın yok. Şimdi de milleti kandırıyorsun. Yok işte uçak yapıyormuşuz bilmem. O zaman bizim, Allah için söylüyorum, Fatih Altaylı'ya diyeceğimiz kalmazdı. Bir sözümüz olabilir tabii mi? Hayır, zaten böyle program yapmazdı. Tabii. Şimdi, yani Turgay Güler, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun boyunu sevmiyoruz. Sevmiyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi bir noktadan alıp bir noktaya götürme noktasında milletle aynı noktada buluşmasını, evet, seviyoruz. Şimdi hafızamızı tazeleyelim. Ali Babacan kürsüde. Dokunacağız. Kürsüde. Nerede? Hani yok doğalgaz bulmuşlar Karadeniz'de. Ne hani diyor? Nerede? CHP'li milletvekili. Ha. Yaptılar efendim diyor. Yaptılar burada efendim diyor. Burada diyor. Tamam. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu. Topladılar cumhurbaşkanlarını, mühendislerini. Araba yapacağız dediler. Araba yapacağız. Hani nerede araba? Araba burada. Tamam şimdi bak. Fatih Altaylı'ya da işte uçak burada diyeceğiz. Günü geldiğinde uçak burada diyeceğiz. Ha dedik bir dakika. Ben birkaç bir şey söyleyeyim. Evet şimdi söz sende. Şimdi bunlar maket değil. Gözünüzün önüne motoru yüklenmiş, dizaynı yapılmış bir uçak var. Var mı onun görüntüsü bizde? Getirsinler arkadaşlar Kaan'ın taksi görüntü pozisyonu dediğimiz yürürkenki görüntülerini. Ve bu uçak dediğim gibi Hürkuş, Hürjet gibi iki başarılı çalışmanın üzerine inşa edilen bir şey. Yani hani diyor ya Çin 15 yıldan bu yana. Sen farkında değilsin ama ülke kaç yıldan bu yana Hürkuş'u yapmaya çalıştı. Yaptı. Afrika ülkelerine sattı. Bak ben söylediğim her lafın arkasındayım. Hatam varsa çıkar derim ki burada teknik olarak hata yapmışım derim. Ayrı bir şey. Hürkuş'u yaptı. Uçurdu. Dizayn etti. Afrika ülkelerine satışını gerçekleştirdi. Arkasından Hürjet'e geçti. Hürkuş da Hürjet arasında level atladı. Seviye atladı. Neden? Çünkü jet motoruna geçiş yaptı. Biz sanayi devrimini ıskaladık. Iskaladık. Niye? Çünkü onlar sanayi inşa ettiklerinde fabrikalarını biz yıkılmakla meşgul. Makinelerini ürettikleri biz yıkılmakla meşgul. Doğru. Onlar birinci nesil makinelerini, ikinci el birinci nesil makinelerini bize sattıklarında kendileri yenilerini, daha güçlerini, daha çok üretenini yapmışlardı. Derken bu hep böyle devam etti. Biz sanayi devrimini ıskaladık. Ama biz dijital çağı ıskalamadık. Bir şey inşa ettik ve artık hazır bir know-how, beşeri sermaye. Beşeri sermaye. Tabii işte Hürkuş'u, Hürjet'i o yüzden anlatıyorum. İşte o yüzden ben parantez tabii olsun diye. Onun üzerine inşa tabii ediyoruz artık her şeyi. Şimdi buyur. Bu taksi pozisyonu havacılıkla ilgilenenlerden öğrendiğim son derece kıymetli ve bugüne kadar uçakların en sorunlu noktası tekerlekleri. Oraya bir motor takılan uçak görmedim diyor. Savunma sanayi uzmanına sordum. Ben dünyada böyle bir şey görmedim. O uçağın bir motoru var. O motor yüklendi. İçerisine bindik. Kabini var, bilmem nesi var, yapılmış. Şimdi diyor ki tar 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 gidiyor. Tar 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 gitmiyor işte. O motorunun gücüyle gidiyor. Bu bir. İkincisi daha diyor uçurmadılar. E zaten kimse uçurduk demedi ki. İlk aşamasını gösterdik. İlk aşamasını gösterdik. Şimdi ben diyor Temel Kotili diyor bu programa getirdim. Ben de isterim uçmasını. Ama diyor 2030 yılında diyor uçacak diyor. Hayır. Yanlış biliyorsun. Temel Kotili eksik dinlemişsin. Türkiye'nin milli muharip uçağı 2030 yılında uçmayacak. Bu yıl uçacak. Bu yıl. Allah nasip ederse. İşte burada. İşte burada. Neyini beğenmemiş? Yani bunu? Ben Ülke TV ile birlikte yanına gidip uçağın bizzat Ülke TV ekranında savunma sanayi başkanımız, eski savunma sanayi başkanımız Sayın İsmail Demir'in de katıldı. İşte gidiyor uçak. Şimdi ne istiyor? Bu, ne olsun? Bu ne, büyük ne olsun bir başarı. Ne olsun istiyor mesela? Hani şöyle olsun istiyor. Şöyle yapsın ve uçak ilk manevralarına başlasın istiyor. Öyle bir şey yok ki. Bu bir işte aşama. Şimdi buradan mülhem artık bir şey daha diyor ki ama motoru da diyor Ukrayna'dan. Yarın Rusya vurdu. Hayır motoru da Ukrayna'dan diye. Neyini düzelteyim? Bir başka şeyi söyleyelim. Ekran başında bizi izleyenler bilsin. Bak artık, bu insanların sevinçlerini gör kardeş. Artık lastiğiydi, tekeriydi bilmem ne. Bak tekeri de Petlas galiba değil mi? Evet evet. Kendi üretimimiz. Tabii yani. Tabii. Bu çok tabii mühim bir şey. Tabii tabii. Petlas. Yıllardır kendi öyle. Öyle. Yıllardır öyle. Ama yani dünya standartlarında tabii, bir tabii tabii işte yıllardır öyle. Şimdi bak Yusuf Alavar'da artık yazılım önemli. Yazılımı da öyle. Ha, bak artık yazılım önemli. Tabii ki. Asıl olan yazılım. Design. Asıl olan design. Tabii ki.